Çekiyorum. Yeah. Burada kim var? Cansu Denge. Makyaj mı Cansu Denge? Arkadaşlar sabah inanmayacaksınız ama gerçekten inanmayacaksınız ama 7.54'te kalktım. Evet, ben mesaj attım. Beni kandırma dedim. Ben evet. Mesaj attım. Çünkü buluşacağız yani. Beni kandırma dedim. Ağzıma buradan çek, tamam mı? Aynen. Geliyorum dedi. Ben bir şok. Yataktan hemen o anda fırlarsın. Ya annem olmadan annem zannedik mesela öğlen 3'te falan kalkıyorsunuz. Sen iyice sağlamışsındır. Murat da erken yatıp erken kalkıyor artık. Geçen küsmüştük ya o yüzden. Evet. Küsmüştük. Şimdi barışmamız böyle oldu. Barışmanın sebebi tostlar yapıyor diye biliyorum. Evet. Harika. Kahvaltı hazırlıyor bana. Beyaz fırındayız. Sipariş verdik ve ben öyle bir sipariş verdim ki adam şey dedi. Biraz fazla gelir. Fazla gelir. İsterseniz paket yapayım dedim. Tamam yok. Bir tanesini getir ondan sonra. Teşekkürler. Spora başladım biliyorsunuz tekrardan. O yüzden çok sağlıklıyım. Frittata diye bir şey de bu bence patatesli omlet ya bildiğin. Üzerinde de burrata peyniri var. Bu peynir lanetine de beni bu kız alıştırdı. Ne yedirdin sen bana geçen? Yedirdi. Her buraya geldiğinde menemen yiyorsun farkında mısın? Evet çünkü buranın menemenini çok seviyorum. Aa. Poşe yumurtaya da yapabiliyorum. Evet doğru, onlara para vermeye gerek yok dışarılarda. Menemeni. Dokan sevmiyor menemen, o yüzden çok sinirleniyorum. Menemen yaptığımda da çok uzun sürüyor böyle domates kaynat bilmem nesini yapmak. Domatesi kaynat mı? Şey yapıyorsun ya işte. Wow. Ha, annem de hazırı var. Anneannem var. Veriyor. Hayır, hazır. Ha. Şimdi saat 10.30. Cansu'yla Arnavutköy'e geldik. Reza Vanessa'nın showroom'undayız. Yarın özel bir yere gidiyorum. O yüzden bir elbise baktık. Elbiselere bakar mısınız arkadaşlar? Dünyanın en güzel elbiseleri burada. Şuna bakar mısınız? Tulum. Kendiliğinden kira kiralı. Buradaki tatlılıklara bakar mısınız? İkisi çok yakın arkadaş. O kadar güzel ki her biri. Seçmek zor oldu. Ben ama bir tane giydim ve okey bu. Direkt bu dedim. Göreceksiniz zaten üzerimde. Ve bir de bu ayakkabıları alıyorum. Dizüstü botlar. Gır 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 gır. Yatıralım. Yatıralım. Sen var ya. Aç kediyi. Seni var ya. Ay çok özledim yavru kediyi. Lila da böyleydi. Heh, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sıkıştın mı? Gitmek mi istiyorsun? Darlandın mı? Darlandı. Peki burası neresi Cansu? Dengeyi nevi ye. Yeah. Nasıl sevdiriyor? Çok mu seviyor beni? Kocaman bir kedi ya. Peki bu? Bak yaşanmışlık. Aa, evet. Bir deli yaşanmışlığı. Hoş geldin aşkım. Makyaj yapmadık. Bugün şurup videosu günü. Video çekeceğiz. Hazırlanıyoruz şimdi. Çok kötüyüm şu an. Biri mensursam düzelecek her şey. Biri daha yoğun oldu abi. Benim mi? Benim. Bakayım. Şu daha yoğun. Şuna yüklen. Yükleniyorum. Şuradan izleyebilirsiniz. Ece'nin vlogunu izlemeyi unutmayın. Bir Ece vlogu izleyin. Bir de biz biraz önce şurup talk şurup çektik. Cansu'nun kanalı. Erkek dedikodusu. Erkek dedikodusu çektik. Var ya neler konuştuk. Umarım halkı falan izlemez yani. Açtık ağzımızı, yumduk gözümüzü pardon. Ondan sonra bayağı bir şeyler çektik. Onları da izlemeyi unutmayın. Koyacağım zaten hepsini üstlerine falan. Şimdi, sağlık devam ediyor. Ya. Ben seni geçen gün neler yerken yakaladım. Ben sen böyle dolduruyordun içini. Lavaşın içini dolduruyordum. Bana yan masadan dediler ki doldur bakalım lavaşın içini. Ne doldurdun be Cansu? Ne yapayım ya? Ah canım benim. Böyle örtüleri ben asla sermem annem ben... yokken. Bu kesinlikle ay çamaşırdır. Ah. Hemen kirlenecektir. Ah. Bu masayı kirletmek daha kötü. Hayır abi. Bu masa kirlenecek daha kirlendi ya orada. Bitti burada. Aa, kimler geliyor? Bu evin gerçekten bir üyesiyim galiba. Gün yoğun geçmeye devam ediyor.
Cansu'lardan çıktım. Bu arada Cansu'nun anne ve babasıyla tanıştım. Ama çekemedim çünkü biraz utandım. İlk defa tanışıyorum. Sonrasında kuaföre geldim. Şimdi Ali Gür profilodayım. Çocukluğumdan beri geliyorum zaten buraya. Liseden beri. Çocukluğumda zaten İstanbul'da olmadım. Çok erken kalkınca aşırı yoruluyorum. 9'da bitik oluyorum. Daha bavul hazırlayacağım. Atatürk Havaalanı'ndayım. Paris'e gideceğim. Yves Saint Laurent Beauty için gidiyoruz. Bu da kahvaltı. Düşünün ki annem hala gelmedi. Ben gideceğim, geleceğim falan. O fena değil. Merhaba Nil. Merhaba. Merhaba. Tanımayanlar için Nil Ninat. Buraya adını yazacağım. Tam buraya. Elim üstüne. Şimdi Nil'le Paris'e gidiyoruz. Arkadaşlar şurada birisi var ve herkes onunla fotoğraf çekiliyor. Siz tanıyor musunuz? Bak göstereceğim şimdi. Amca bir çekil ya. Çektiğimi gördü ya. Evet, Paris'e geldim. Bakın burada ne var. Sorti. Beğendim. Çok temiz. Gidelim. Biz geldik. Ay yine de güzel ya. Buraya bir ön yargım var benim de. Yok, ben seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Benim hep başıma bir şey geliyor. Bilirler, izleyenler. Ama ben bayağı seviyorum, geliyorum. Evet, sen bayağı... Kaçıncı gelişin? Bilmiyorum. Saymadın mı? Saymadım. 8-9 oldu. Ama bu son 2 senedir böyle bir arttı. Ha. Moda haftaları dolayısıyla. Benim 4 bu. O senin adı Castile. Ve aşağıda yanında Chanel var arkadaşlar. Otel Chanel'de. Burası banyosu. Çok severim. O da göstermeyeyim. Bu mantığa ben yokum. Bu mantık lüks bir şey burada. Ama ben buna yokum. Evet, devam ediyorum oda turumuza. Ve işte bu kadar. Çok tatlı. Burası da sokak. Buraya gelme sebebimiz bir lansman partisine katılmak. Lansmana ve partiye katılmak. YSL Beauty Hotel diye bir şey. Yarın göreceğiz. Ben de bilmiyorum nereye karşılaşacağımı. Tamamen sürprizli. Ve makyajımızı da bunlarla yapacağız. Bakalım bunlar neler. Yarın hazırlanırken zaten birlikte olacağız. Göreceğiz. Bir YouTuber benim. Bir blogger Nil Ninat. Zaten biraz önce gördünüz. Bir de Serel var. Serel Yereli. Oyuncu o. Bodrum Masalı'nda falan oynadı. Ben de hiç tanışmadım. Tanışacağım kendisiyle birazdan. Şimdi hazırlanıp aşağı ineceğiz. Aşağıda buluşacağız. Merhabalar Serel. Merhabalar. Kanalıma hoş geldin. Welcome to my channel. Serel bizi bir yere getirdi. Café de la Comédie. Yani öyle çok komik olduğundan değil. Komik bir yer. İçeriye de hiç bakmadık biliyor musun? İçeridedir buranın. İçeride böyle tatlı şeyler falan var. Evet, içeriye bir bakalım. Ay, öyle işte yemek yiyeceğiz. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Gerçekten öleceğim açlıktan. Hiç mutlu benim burada. Birazdan çok mutlu olacağım. Göstersene. O kadar çok gördüler ki ben o kadar çok her Allah'ın günü. Daha uçaktayken yazıyorlar bana işte şapkanı takmamışsın diye. Beni takip etmesin, zor. Sonra abuk sabuk konuşuyorsun. Tahammülüm yok. Yemekten kalktık. Şimdi Nil'le Forever 21'dayız. Şuna bakar mısınız? Lila! Sen misin anneciğim? Öleceğim. Dondum, ıslandım ve yoruldum. Şikayetlerim şu anda bu kadar. Yoruldunuz mu?
Makyajımı sildim. Yani tam silemedim. Şunu çıkardım. Bu vardı. Seyahat boyu diye. Bizim evde küvet yok. Benim de içimde hep kalmıştır. Bakın burada küvet var. Onu da alacağım. İşte otelin böyle bir şeyi var. Banyo köpüğü. Banyo köpüğü dökeceğim. 2018'in ilk keyfi. Şimdi ben bunu alıyorum ve banyoya gidiyorum. Keyif. Çok güzel bir şey küvet. Keşke kafama şunu takmasaydım ama saçımı gerçekten bozamayacağım. Ve bir küçük bir maske yapacağım. Bu City Block Purifying. İlk defa deneyeceğim bir maske. Küçük diye getirdim. Tamamen olayı bu. Yaklaşık galiba 15 dakika falan dururum ama büyük ihtimalle. Çünkü darlar beni sıcak su. Nasıl mayıştım? Nasıl mayıştım? Maskeyi yıkadım. Yani evet pürüzsüzleştiriyor ama mesela siyah noktalara hiçbir etkisi yok. Ama mesela şimdi yumuşak hissediyorsun yani kilden dolayı. Yarın önemli bir gün olduğu için böyle şeyleri sadece önemli günlerden önce yaparım. Bu bir maske, inşallah altın rengidir çünkü dışı öyle. Estée Lauder'in Advanced Night Repair'ın Super Foil Mask dediğine göre bence altın rengi. Açalım bakalım. Şu anda demir adamımda. Konuşturmayın beni. İfadesiz gibi görünüyor olabilirim ama maskenin yüzü şekli alması çok iyiymiş. Evde yalnız kalınca böyle şeyler yapan var mı benim gibi ya? 10 dakika. 10 dakika mı? Ben yine de 20 dakika tutayım. Yatmadan önce bir şeyler karıştıralım istedim. Bir de bugün kendime küçük bir şey aldım. Ben bunları kendim getirdim. Şu bitti. Yani çok az var dibinde. Daha önce videoma da koymuştum zaten. Cansu Akın yazıyor. Çok güzel. Şu formda bir ürün ve bitti yani. Çok memnun kaldım. Ya buraya geldik diye demiyorum. Gerçekten memnun kaldım. Çok öneririm yani. Gördüğümde dedim ki bu renk çok koyu. Hani ben bunu her zaman kullanamam günlük. Ama sürdüğünüz zaman nasıl biliyor musunuz? Sürdüğünüz zaman böyle aslında. O kadar hafif ıslak duruyor ki günlük ve nemlendirmesi çok iyi. Çok beğendim. Parfüm olarak bunu getirdim. Bu YSL'in Mon Paris isimli parfümü. Burada şey var. İlk band. Aa çok şaşkınım şu an. Çocuklar. Ben bunu cushion sandım ya. Tabii ya bu cushion yazıyor. Burada compact yazıyor. Hiç okumuyorsun. Evet. İşte bu renk benim rengim. Aşırı yoğun. Bence bu süngeriyle uygulandığında güzel olacak. Merak ediyorum bunu. Ondan sonrasında böyle bir ruj var. Bu Shekla'nın highlighter'ı var. Buna da bakalım. Full simli bir maskara. Bir de bir tane black opium koymuşlar. Bu 6 euro. Bu 7 euro. Bu 7 euro. Bu da 8 euro. 6, 7, 8 diye gitmişim resmen. Böyle kazaklarla falan çok güzel oluyor. Ben takıyorum. Yatıyorum. Bu maskeyi çok beğendim bu arada. Maske en son yaptığım Estée Lauder'ın. Günaydın. Kelaynak kuşunuz uyandı. Saat 7.15 geçiyor. Ve kahvaltı severler online. Kahvaltı sevenler hemen aşağı insin. Uyumayı tercih etmedim. Hi, bonjour. Bonjour madame. Lan kahvaltısını almış bile. Hastasıyım, hastasıyım. Sabah 7'de kalkıyoruz. Günaydın! Ben de! Günaydın! 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 Evet, bugün büyük gün. Bonjour! Bonjour madame. Bonjour! Gerçekten deli. Deli. Çok tatlı bir kız. Bana mı diyorsunuz? Evet. Yoo. Çok sağ olun. Şimdi sağ arkadaşlar bugün büyük gün. Yay. Geldik önündeyiz. YSL Otel. Oha YSL. Çok heyecanlıyım. Olay bugün zaten. Buraya gelme amacımız bugün. Bugün izleyecekleriniz. Yay. Ve neler neler. Şimdi makyajsız bize burada makyaj yapılacak çünkü. Ben topuklu ayakkabı giydim. Ve yürüyemiyorum. Ama olsun idare edeceğim. Ay inanmıyorum. Burası.
So my name is Aga. Aga. Yeah, Aga. Aga. She couldn't pronounce my name. Super bomb. I'm speaking Turkish sometimes, but it's a Turkish channel, so. Neler olacak? Şimdi makyajımız yapılıyor. Şimdi kullandık. Tuş ekla. All in one. Tuş ekla, yeah. You're starting to understand Turkish. Yeni formda teni deniyoruz. Tam benlik olduğunu söyledi. Çünkü hani çok kapatıcı sevmediğimi söyledi. Yes, tam. This is really for dewy finish. Yeah. It's gonna look nice. Yeah, a little bit, you know, like to define the face. It's so good to get my channel. Arkadaşlar, tuş ekleyi gerçekten sadece bir kapatıcı olarak kullanmadı. Bildiğim boyut var. Yaptık. Çok da güzel oluyor. Daha biraz daha bir şeyler var. Rujunun 15 numarası dudağımdaki. Arkadaşlar size biraz burayı anlatayım. Çekimler falan yaptık. Bir tane yani Mustang'in çok eski bir arabası vardı, onun içinde falan çekim yaptık. Bir sürü şeyler yaptık. Videolar falan çekildi. Neler var mesela, şimdi gelelim bir otomattan alalım. Evet, ben kaç numara istiyorum? Hepsi aynı belli ki. 25. Hey, 25. Geldi. Black Opium'un testeri. Akşam burada parti olacak. Senin yemeğin daha gelmedi. Yemeğe geldik biz. Bayıldım şu an bu görsele. Tadı bakalım aynı mı? Hamburger. Ay, evet, sen bir salata. Şimdi ne kadar en çok sevdiğim. Diyeti oldun gerçeği. Gerçekten iyi gidiyorsun. Çünkü kaç kiloyum? 65 kiloyum. Bunu da buradan herkes duysun yani. Baktı tuzlu krep yok, buna döndü. Evet. Bunu da buradan herkes duysun. Bayağı güzelmiş. Burası benim porsiyonlarıyla kadar. Evet. Yanaklarımdan damızımız kadarıyla. Her bir lokması muazzam bir lezzetti. Tüm hepsini yedim. Evet, herkes çok mutlu şu anda. Tabaklar boş. Vlog çekiyorsun. Evet, herkes tabağın. Oo, bak ekmekle mi sıyırdın? Bay, benimkine de bayağı var. Patatesle sıyırdın, bayağı patatesle. Şuna bakar mısın bak? Hiçbir şey kalmıyor kadar. Yendi. Burada bir iki tane patates var. Onu da bitirseniz. Onlar da yenir biraz. İyi olur. Bu ikinci elbisem. Dünyanın en güzel elbisesi. Vakko'dan. Markası Alexis. Bir de kemerle tamamladık. Kemerin markası da Carolina Herrera. Arkadaşlar, ikinci look'la sizi baş başa bırakıyorum. Nasıl elbise? Böyle kombinledim. Çünkü bu elbise biraz uzun. Kemerle onu üste çektim biraz. Kemerin arasını sıkıştırarak. Çantam da çok uyumlu gerçekten. O da skinny dip. Bakki ayakkabıların aynısını giydim. Çok canım acıyor, yürüyemiyorum. Hani bilmiyorsan niye giyiyorsun yürümeyi? Aklım çıktı. Yeah. Tekrar tekrar getirsin dedim, gelirken. Ben getirdim. Gerçekten mi? Şimdi partideyiz. Büyük ihtimalle beni duymuyorsun. Vlog, vlog. Merhaba, bugün son günümüz, hemen dönüyoruz. Artık yeter. Bugün de gitmemiz gerekiyordu. Gitmedik. Yani yağmurlu. Otele gitmedik. Artık bitti otelde işimiz. İlk defa Paris'te başıma kötü bir şey dedim. Gelmedi. Evet. Jardin de Tuileries. Nasıl okunur sence Nil burası? Tuileries. Ay çok güzel ama yani yağmur yağdığı için oturamayacağız. Şimdi Nil'le birlikte Le Marais'deki bir vintage shop'a geldik. Buranın adı Kilo Shop. Çok güzel şeyler var, göstereyim size. Psikodelik bir yer.
Biz gitmek üzereyiz. Le Mare'deyiz. Bir kafeye oturduk, kahve içeceğiz. Sonra da gideceğiz. Böyle düzgün Türkçe konuştum ya. Gideceğiz falan. Fransızcayı söktüğünü düşünüyor tam. Ben iki günde öğrendim yani. Ben de öyle düşünürüm. İki günde öğrendim. Diğer bloklarımda söktüm. Bak şu menüyü okuyayım sana hemen. Evet. Bon ani, formula, kaydapo, sujesto, man, lazan simon. Bir de şeyler hani zaten önceden bildiklerim vardı. Bonjour. Excusez-moi. Ve şampinyon. Şampinyon. Şampinyonu bu seyahatimizde öğrendim. Ya bir mantar hani nasıl şampinyona dönüşür? Bu arada kafe böyle çok acayip. Fransızca. Le jour. Le jour. Evet. Le jour. Mesela bu masada da kilot var. Polaroid resimler var. Herhalde buraya gelenlerin resimleri bence. Küçük alışverişler yaptık. Şeyim filan düştü, dur. Tiramisu yiyeceğim ama buradaki masaya da dadanacağım. Evet arkadaşlar, lanet olsun ki ben Paris'ten dönerken hep böyle oluyor. O kadar çok kırmızı ışık var ki. 50 metrede bir kırmızı 50 ışık metrede ve hepsi de kırmızı yanıyor. Hiç yeşil yok. Yeşili görmedik daha. Evet, daha beklemediğimiz hiçbir ışık olmadı. Yani bakalım İnşallah. Yetişebilecek miyiz? Hadi hadi bakalım. Vlog. Yetiştik. Ama öldüm. Hepsi öldü. 5 dakikayla yani. Şu an var öyle bir oturacağım ki. Ya, bu arada şu anda hepimiz rahatladık yani. Rahatladım, bitti. Bir 3 dakika önce çekseydin. Evet, 1 saatte stresten öldük. Ama şu an rahatladım. Vallahi keyfimiz yerinde. Çok şükür. Hashtag şükür. Böyle İstanbul'da gelirsiniz. Çok açım inşallah bir an önce yemek getirirsin şef. Günaydın ve dün asla vlog çekmedim. Bir gün atlayalım. En son perşembede kalmıştım. Cuma hiç vlog çekmedim çünkü evdeydim ve yorgundum ve yattım. Ve ev çok dağınıktı. Annem geliyor ve bir ay bizi bırakarak bakın çocuk zayıfladı. Bu çocuk kilolar verdi. Zayıfladıysan büyük evet. Bayağı gitmiş demek yani. Ben ama tabii ki de zayıflamadım yani. Hayata o kadar sıkı tutunuyorum ki. O kadar güçlü bir halkayım ki asla zayıflamıyorum. Ve cumartesi günü bir kahvaltı giderim dedik ama aslında yani bunun tek sebebi evde yiyecek hiçbir maddenin olmaması. Ve aynı yere geldik pazartesi günüyle. Biraz blok aynı oldu ama yakın yani, yapacak bir şey yok. Ve aynı şeyi yiyorum bir de yani, of. O kadar çok tekrara düştük ki annem yüzünden hep. Survivor. Evet, keşke ben de kilo verseydim. Bir de ben anneme gitmeden şey dedim. Bir döndüğünde farklı bir Cansu'yla karşılaşacağız. Böyle iddialarda bulunmaya gerçekten bayılırım. Ve hiç yapamam. Planlarımız yok. Bugünkü planlarımız buradan eve geri gitmek ve bugün bir noktada spora gitmek benim planım. Azmi Başaran da bizlerle. Küçük siyahlık ne öyle? O küçük siyah. Onlar ekşisi. Oraya batırıyorsun ve tadına varıyorsun. Böyle aynen. Bak şimdi. Bak şimdi göster. Sanki et beni var. Ay. Böyle düşününce ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Hayır, öyle bir şey düşünme. Sen ama bütün düzeni bozdun yani. Olacak mı zaten? Ağzımda batırdın be. Çarşı karışacak. Aynen. Nasıl oldu? Bütün İzmir ağlıyor. Arkadaşlar, Lila bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Zaten bayağı da bir canı sıkkın yani belli ki. Tam şu noktaya küçük bir parça kakasını bıraktı. Yani bu ne ayıptır ya? Neden yaptın bunu anneciğim? Neden? Bak bak bak, görüyor musun tırnak takışı? Ne oldu? Bak bak. Bu arada mutfakta bunu buldum ve dedim ki herhalde dedim böyle şeylere hiç inanmam ama birisi bize büyü yaptı galiba. Meğerse avokado çekirdeğiymiş. Annem bunu filizlendirmeye çalışıyormuş. Ya olacak bir iş mi bu? Böyle peeling geldi de L'Oreal'den, onu deneyeceğim. Çok merak ettim yani, en çok tabii ki de bunu merak ettim. Çünkü kivi var yani içinde. Bunu çok beğendim ilk kullanışta ve böyle yüzü germedi. Henüz krem sürmedim ama mutlaka süreceğim tabii ki nemlendirici. Şu gördüğünüz kızarıklarda aynada böyle kendime biraz derinlemesine baktım. Bazı sivilceğim küçük şeyler vardı. Ben hiç dayanamadım. Daha da yaptım bu arada. Hani spora geldim ve şurada bir yakışıklı görüyorum. Seni buldum. Sporda öp.
Ben öne gidiyorum. Teşekkür ederim. Hadi bay. Hadi bay. Bildiğin yazıştık ya. Ay iç bacağım şu an felç. Neyse alışveriş yapıyorum. Açlıktan öldüm çünkü spordan sonra. Biz somon aldık. Somon yapacağız. Ama silit benimki değil. Neyi var? Böyle top 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 olandan. Gel ondan evet. Bunun fiyatı aldım. Hadi bir de sen de bunu dene bakalım. Somonları fırına verdik. Biraz şekilsiz görünüyor olabilir ama çok lezzetli olacak. Evet aferin ağzım. Salata kurutuyor. Balıkı mı izliyorsun sen? Tipe bak ya. Yavrum. Daha önce hiç böyle mis bir koku koklamadım Lila. Bunu da en yukarıya nasıl koydun? Ben koydum. Ben koydum. Aman kafana bir şey düşmesin. Almıyorum seni eve artık. Git gelme. Evde geçen bir pazar. Hala daha. Yılbaşı ağacımız duruyor. Neden duruyor? Çünkü ben kaldırmadım. Annem kaldırsın. Ya bu arada şaka yapıyorum tabii ki de. Yardım edeceğim hani annem geldi diye. Öyle eziyetler yapmayacağım ama bunu gerçekten o kaldıracak. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın kardeşler sporda. Pazar ulu, pazar ulu. Pazar günü, bloğun son günü bugün. Bugün de spora geldim. Yarın beni çok uzun bir yol bekliyor. Hiç gitmediğim bir yere gideceğim, çok heyecanlıyım. Bu arada tabii ki de burada Family Guy izliyorum. Bravo. İtmezsen olmaz. Murat Anece'nin cildini çok beğendim ve bu şekilde iltifatlar ediyor şu anda. Evet. Bugün vlogda TTB'nin güreşini taklidini yapıyordum ya. Sabahtan beri diyenlerim TTB'nin güreşiyle dolu. Ben onu bilmiyorum ya. Ha TTB'nin, ben TRT1 anladım. Murat Ana o her çıktığında aşırı mutlu oluyordu. Bebeği çok. Bebek. Bebek. Hala seviyorum. Bebek hala. Abi çok tatlı, baksana çıkıyor. Güzel güzel. Tulu'ya da çok benziyor yani. Vlogumun sonuna geldik arkadaşlar. Benimle bir hafta, evet. Biraz da çektim mi abi? Bir haftadır vlog çektim. Dedicated YouTube'da. Dedicated bir şekilde yaptım. Bir günüm yok ama. Aynen. Cuma günü hep evdeydim ve çekmedim. Ben de vardım. Benim ilk bir hafta deneyimimdi arkadaşlar. BBG evi gibi hissediyorum gerçekten. Neyse ki kamera ben istediğimde açık. Ah tüf be, bunu vlog çekseydim diyorum. Aynen. O zaman kendime kızıyorum. Hayatı yaşa diyorum. Anı yaşa. Pişmanlık işte. Ama size gösteremediğim için üzülüyorum tabii ki. Ben yarın Londra'ya gidiyorum arkadaşlar. Ve hiç hazırlanmadım. Ve saat 10. Rahatlık, genişlik diyelim. 8'de uçağım var. Evet, evet, bizim bir anlaşma imzalatıyor bana her bir yere gitmeden. Sözleşme imzalayacağız seninle. Hazırladım onu. Evet. Çantamla gösterebilirim. Kuralları var. Evet. O kurallara uymam lazım. Bilmiyorum. Kurallar benim tarafından konur ve kesinlikle çiğnenemez. Arkadaşlar benimle bir hafta geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları seviyor musunuz bilmiyorum. Seviyorsanız beğeni tıklayabilirsiniz. Sevmiyorsanız da gönlüm olsun diye siz yine de beğeni tıklayabilirsiniz. Şey yapalım, parmak dönüşüm. Hadi ya. Aynen böyle yapamayız. Hadi bye bye.